Birinci gece tekerlerin gıcırtısını azaltsa da istediği kadar azaltamamıştı yaşlı adam. Yine de olduğu kadar deyip harekete geçmişti kağıt toplayıcısı. 18 yıldır bu metropolün binlerce kağıt toplayıcılarından biriydi o. Uzun zaman önceydi. Karısının iki çocuğuyla birlikte evi terk edişi ve uzun zaman önceydi. O günden beri yarım kalışı. ''Kötü bir adam değildi mi aslında?'' diye geçirdi içinden ihtiyar. ''Evet, kötü biri değildi o ama iyi olmak aileyi bir arada tutmaya yetmiyordu işte.'' Sorumluluklarını taşıyamaması bir yana, alkol sorunu da işin içine eklenince karısını durdurabilmek mümkün olmamıştı. Kaç sene oldu çocuklarımı görmeyeli. Hatırlamaya çalıştı ama hatırlayamadı. Onları en son gerilice gördüğünü hayal meyal hatırlıyordu sanki. Lanet olası tekerler hala gıcı diyordu. Biraz daha ilerledi ihtiyar. Ve sonunda şehrin merkezi bölgesini az geçince her zaman durduğu köşede beklemeye başladı. Çok beklemeyecekti. Biliyordu. Nitekim beklenen misafir gözükmüştü bile. Kara. Kara tipik bir sokak köpüğüydü. Tıpkı o da kendisi gibi yaşlı ve düzenliydi. İhtiyar hemen her gece bir de yola çıkar yolların üzerindeki tüm çöp konteynerlerini dolaşır, caddeleri arsınlar, boş mekanları kollar ve bulabildiği ne kadar kağıt atık varsa toplardı. Arada şişeleri ve daha başka ilginç materyalleri de bulursa almamazlık etmezdi. Köpeği karada her gece onunla tam bu saatte bu köşe başında buluşurdu. Simsiyah renginden ötürü kara demişti ona. Kolay düşünürtü yaşlı ve kolay yaşardı çokları için kağıt toplayıcılığı acıtası bir meslek gibi gözükse de onun için gayet yeterli bir ekmek kapısıydı. Kimi zaman günlük kazancı 60 lirayı bulabiliyordu. Kara, yaşlı adamın yanına varınca ihtiyar torbasından çıkardığı ıslak ekmek parçalarını ve biraz da kemiği köpeğin önüne bıraktı. Köpek ona sanki teşekkür edercesine hafif bir eniltiyle karşılık verip Önündeki yemekleri yemeye başlamıştı bile. İlginç bir köpekti kara. Her gece onunla burada bu saatte buluşur. Beraber kağıt toplarlar ve sonra yine tam burada ayrılırlardı. Kara onunla yaşamıyordu. Birkaç kez onu evine götürmeye çalışsa da köpek her defasında elinden kurtulup kayıplara karışmış ve ertesi gece yine burada onun yanına gelmişti. Sonunda yaşlı adam onu evine götürme çabalarından vazgeçmişti. O karının sahibi değil ama kara onun iş arkadaşı olmuştu. Köpek yemeğini bitirdikten sonra işe koyuldular. İhtiyar diğer çekçekçilerden daha geç işe başlıyor ve sabaha kadar süren bir mesai ile işini tamamlıyordu. Sanıların aksine gece yarısı çalışmak hem daha güvenli hem de bereketli olabiliyordu. Gerek gece devriyesindeki polisler Gerekse o saatlerde açık olan esnaf için kağıtçı dayıydı o. Alçak bir sesle türkü söylerken bir yandan hemen önünde sallanan kuyruğuyla yürüyen kara bu basit hayatının özetiydi aslında. Ekmeğimi çöpten, dostumu hayvandan bulurum. Düşüncelerinden sıyrılmasına sebep olan yere geldiğinde omuzladığı arabasını durdurdu toplayıcı. Onunla birlikte kara da durmuştu. Karşı caddedeki temeli atılmış ama inşası devam etmemiş olan harabe yapıya baktılar bir müddet. Bodrum katından ibaret olan bu taş yapı her nedense tamamlanmamıştı. İhtiyar yıllardır buranın neden böyle kaldığını hiç bilemiyordu. Sadece iki kez inşaatın bodrumuna inmişti. Orada atılmış boş şişeler ve çokça kağıt karton bulunmaktaydı ama bir şey daha vardı. O her neyse ihtiyar için üçüncü kez oraya inme düşüncesini ortadan kaldırmıştı. Düz bir adamlı toplayıcı ve çoğu insana göre korkusuz bile sayılabilirdi ama içgüdülerini dinlerdi. Hissettiği her neyse o temele bir daha inmemesi gerektiğini hissetmişti. Bir daha da oraya inmemişti zaten. Karanın kısa bir havlamasıyla dikkatini tekrar önüne veren toplayıcı yoluna devam etti. Herifin Gece kondu mahallesinin hemen arkasındaki boş arsa vardı. Oradaki konteynerler genelde hep dolu olurdu ve pek çok kağıt toplayıcısı o kısma pek gitmezdi. Sonunda konteynerlerin yanına geldiğinde bir ses duydu ansızın. Kedi ya da fare olabileceği ihtimaliyle her zaman yanında taştığı demir çubuğu çekçekinin gizli bölmesinden çıkardı. Konteynerin arkasına dolandığında yerdeki yılanı fark etmesiyle çubuğu tepesine indirmesi bir olmuştu ama yılan çevik bir hareketle konteynerin altına kaçmıştı. Bu arada kara durmadan havlıyor, yaşlı adamın etrafında dörtleniyordu. Sus kara, ihtiyar, dikkatli hareketlerle çubuğu rastgele konteynerin altına sokup çıkarmaya, bir yandan da sallamaya başlamıştı. Kara havlamaya ve adamın çevresinde dönmeye devam ediyordu. Sanki ihtiyarı oradan uzaklaştırmak istermiş gibi dikkatini çekmeye çalışıyordu ama yaşlı toplayıcı köpeği umursamıyordu. Derken yaladın başını konteyner tekerinin hemen yanından çıktığını fark eden ihtiyar kendisinden beklenmeyecek bir hızla demir çubuğu tekrar salladı. Bu kez hedefi tutturmuştu. Çubuk darbeleriyle başını ezdiği yaratı yine çubuk yardımıyla konteynerin altından çıkardığında onun bir yılan olmadığını ama gördüğü en büyük kertenkele olduğunu anlamıştı yaşlı adam. Kara havlamalarını azaltmış ama bırakmamıştı. Köpeğe doğru dönen adam. Bak şuna karam. Hiç bu kadar büyük kertenkele görmüş müydün diye seslendi. Kara hem avlıyor hem de hırlıyordu. Al hadi ya istersen koçum diyerek ölü kertenkeleyi köpeğin önüne attı. Köpek korkuyla geri çekilip daha önce ihtiyarın duymadığı garip sesler çıkararak karanlığın içine doğru koşmaya başladı. Arkasından seslense de az sonra köpeği göremez olmuştu. Korktu herhalde diye söylendi toplayıcı. İşine devam etti. Saniye'nin ağırmasına iki saatten az bir vakit kala ihtiyar evine dönmüş topladığı kağıtları ayırmakla meşgul olmuştu. İşlerini bitirince dolabında sakladığı vodkadan bir bardak daha içmiş keyifli ayaklarını uzattığı kanapesinde 36 ekran televizyonu uzunlamaya başlamıştı. Birazdan gün ağaracaktı. O da ganimetlerinin geri dönüşümcüye götürüp parasını alacaktı. Karanlıkta uzandığı kanepesi üzerinde yudumlarken bardağını dış kapıdan gelen sesle irkildi. Kapıyı açık mı bırakmıştı? Hayır, kapattığından emindi. Yine de huzursuz olmuş ve kapıya gidip bakması gerektiğini düşünerek kalkmak istemişti ama kalkamamıştı. Yaşlı adam yattığı yerden kımıldayamıyordu. Ne oluyor diye kendi kendine sorarken az önce duyduğu hışırtının daha yakından geldiğini fark etti. Biri sanki ayaklarının sürte sürte holde ilerliyordu. İhtiyar bütün gücüyle kımıldamaya çalışsa da göz kapaklarını dahi oynatamıyordu. Ses şimdi daha yakınındaydı ve sonunda sesi çıkartan şey odasının kapısında görünce içgüdüleri buz kesmişti adeta. Kapının önünde yıllar önce kendisini terk eden karısı sanki hiç yaşlanmamış bir şekilde öylece duruyordu. Saçları dağınık ve üzerinde kırmızı tuniği vardı ama en çok dikkatini çeken ise iki elinin arasında tuttuğu kaya parçası. ihtiyar eşi de seslenmek istese de dudaklarını kımıldatamamıştı. Kadın ayaklarını sürterek yaşlı adama doğru ilerledi. Kadının gözlerindeki bakışta tanıdığı hiçbir şeye rastlayamamıştı yaşlı adam. Kafasından bu benim karım değil diye geçirdi. Kadın taş parçasını havaya kaldırdı ve kaldırdığı anda fark etti ki kadının elinde tuttuğu bir taş değildi. Elinde tuttuğu şey ihtiyarın kendi kafasıydı. Kadın hiçbir şey söylemeden ihtiyarın kafasına kendi başını indirdi ve ancak o an kağıt toplayıcısı dehşetle haykırabildi. Kısa bir için nerede olduğunu unuttu ama sonra lanet bir kabustan uyandığını anladı. Yattığı kanepeden düşmüş, kendi yerde bulmuştu. Ne ara uyudum ben diye söylendi ihtiyar. İkinci gece, nerede kaldı bu köpek? Neredeyse yarım saat olmuş ve kara hala buluşmaya ne gelmemişti. Dün gece de garip davranmıştı zaten. Yaşlı kağıt toplayıcısı daha fazla beklememeye karar verdi. Ya hastalandı ya da daha sonra gelir bulur beni diye düşünerek arabasını hareket ettirdi. Bu sabah doğru gördüğü kabus yüzünden gündüz uykusuna yatmaktan vazgeçmişti. Ve bu yüzden şimdi uykusu vardı ihtiyarın. Bu gece çok dolaşmam dedi kendi kendine. Her zaman önünden geçti. Yarım bırakılmış inşaata yaklaştığında birden karayı gördüğünü sandı. İnşaatın hemen önünde gördüğü köpek Kara mıydı? Kara, oğlum diye seslendi. Köpek ona baktı ve sanki benim dercesine boynunu hafifçe aşağıya doğru eğdi. Sonra inşaata doğru havlamaya başladı. İhtiyar, köpeğine yetişmek için adımlarını hızlandırmışken, Kara ansızın inşaatın içine doğru girdi. Kağıt toplayıcısı, Kara'nın peşinden çok kısa bir tereddüt geçirse de, köpeğin ardından inşaata girmekte tereddüt etmemişti. Bu lanet olası yer onu ürkütse de daha önce de buraya girmişti. Ve nasılsa yine çıkacağından evindi. Kara, neredesin oğlum diye seslendi. İçeride ne sokak lambalarının çıplak kolonlara vuran cılız aydınlığı ne de ay ışığı yeteri kadar aydınlatmıyordu içerisini. Kara siyahtı ve gecede karanlıktı. Kara diye tekrar tekrar seslendi ihtiyar. Sonra Arkasından seslendi biri. Buradayım. Sesin geldiği yere döndüğünde karşısında Kara'yı öylece dikilmiş gördü. Nasıl yani? Konuşuyor mu? Köpek öylece durmuş, gözlerini yaşlı kağıt toplayıcısına dikmiş bir vaziyette yerinden kıpırdamıyordu. İhtiyar adam sesinin titremesine mani olmadan tekrar seslendi. Kara, sen misin? Köpeğin cevabı hiç beklenmedik bir şekilde gelmişti. Yaşlı adamın üzerine doğru atılırken vücudu ve kafası bir anda büyüyüp öne çıkan sivri dişleri sanki bir köpeğe değil de bir kaplana aitmiş görüntüsü vermiş ve en kötüsü gözlerinden çıkan alevler olmuştu. İhtiyar toplayıcı korku dolu bir çığlık atarak yersin geriye hareketlenmiş ama hemen arkasındaki kolon boşluğunu görememişti. Boşluk yaklaşık bir çocuğun içinden çıkamayacağı genişlik ve derinlikteydi. Eğer yaşlı adam kolon boşluğuna saplı demir çubukların üzerine düşmesi, oradan çıkması pek zor olmayacaktı ama ihtiyar için o düşüş ölümcül bir düşüştü. Çubukların üzerine sırt üstü düştüğü anda sırtından girip göğsünden çıkan üç adet demir çubuğun acısını ona bir an için unutturan tek şey çukurun başında dikili duran kara olmuştu. İhtiyar acı ve şaşkınlık içinde inlemişti. Kara değilsin sen. Köpek sanki ona sırıtmaktaydı. Sen de pek akıllı değilsin insan. Ne cesaretli oğlumu öldürdün kahrolası. Anlamıyorum. Köpek konuşmaya devam etmişti. Dün gece kertenkele sanıp öldürdüğün benim oğlumdu. Bizden birini öldürmenin cezası da ölümdür. Yaşlı adam anlamıştı. Köpek bizden biri dediği anda bizdenle kastettiğinin kimler olduğunu hemen anlamıştı. Allah aşkına yardım et. Bilmiyordum. Bilseydin lanet olası. Bilin diye size akıl verildi. Bahaneniz yok diye kestirip attı köpek. Sonra yanında başka köpekler de belirmeye başladı. Hepsi de simsiyatılar ve hepsi de ölmek üzere olan yaşlı adama sırtarak bakıyorlardı. Tıpkı rüyadaki gibi diye düşündü ihtiyar. Yattığım yerden kımıldayamıyorum ve ölüyorum. Allah'ım bu kabus olsun ne olur uyanayım. Bunlar aklından geçen son düşüncelerdi. Yaşlı adam bir daha uyanamadı. Cesedi ertesi gün bulunduğunda civar esnaftan çok az kişi onun ölümüyle ilgilendi. Asıl ilgilerini çeken ise yaşlı kağıt toplayıcısının öldüğü gün beraber gezdiği köpeğinin de başka köpeklerce boğularak öldürülmesi olmuştu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi... Diğer hikayeyi anlatıyorum. Bundan iki sene önceydi. Hala anılarım canlanıyor. Hem üzgünüm hem de o günler geride kaldı diye mutluyum. Hatice adında bir sevdiğim vardı. Birbirimizi çok seviyorduk. Fakat Hatice'yi seven Mehmet adında biri daha vardı. Bizi çok kıskanırdı. Fakat Hatice ona yüz vermezdi. Mehmet'in ailesi Hatice'nin ailesini ne kadar ikna etmeye çalıştıysa da bana sözlü olduğu için kabul etmediler. Atsa bir ara başlık parasıyla bazı hediyeler teklif etmişlerdi. Her neyse. Bir yaz günü biz evlendik Hatice ile. Her şey iyi hoş. Mehmet'ten ve ailesinden ses seda yok. Her şey güzeldi. Ta ki bu mutluluğumuz iki ay sürdü. Bir gün kapıyı açtığımda bir şey fark ettim. Yerde kurumuş suya benzer bir madde vardı ve bir de not buldum. Notta. Bunu siz istediniz. Bundan sonraki olacaklar da sizin sorumluluğunuzun altında yazıyordu. Bayağı bir şaşırdım. Sıvı yerledim. Su gibi bir şey değildi. Hemen Hatice'ye haber verdim. Notu ve yerdeki sıvıyı gösterdi. Bir bez getirdi. Sildi sildi çıkmadı. Neyse. Acele gitmem de lazım dedim. Ve çıktım evden. Birkaç gün öyle geçti. O sıvı orada kaldı. Aldırış etmedik. Yine bir cumartesi. Bizim arka mahalleden çok sevdiğim, eskiden hocalık yapmış bir amcayı yemeğe davet ettim. Neyse, akşam oldu geldi. Yedi kişilik falan. Gitme vakti geldi. Ayakkabısını giyiyordu ki, gözüm o kurumuş sıvıya ilişti. Amca, bu ne olabilir? Ne yaptıysak çıkaramadık dedim şöyle bir baktı. Üstüne dokundu ve bir anda şaşırdı. Evladım bu domuz yağı dedi. Ben de ürktüm bir an. Pek hayra alamet değil dedi bu. Bayağı bir şok olduk. Fakat yine aldırış etmedik. Neyse birkaç gün daha geçti. Fakat bu sefer farklı olaylar başladı. Hatice bana eskisinden daha soğuk davranıyordu. O kusursuz ilişkimiz bir ay sonra bozulmaya başladı. Akşamlar yemek hazırlamıyor. Ne bana ilgi gösteriyor ne de yüzüme bakıyordu. Sürekli odasına kapanıp dışarıya çıkmıyordu. Ne zaman konuşalım desem tersliyordu beni. Beni rahat bırak. Yalnızlığa ihtiyacım var diyordu. Birkaç hafta daha böyle geçti ama bu sefer daha da kötü şeyler oluyordu. Evde acayip şeyler olmaya başlamıştı. Örneğin bir gece uyandığımda Hatice başucuma dikilmiş sürekli gülüyordu. Fakat normal bir gülüş değil. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi odasına dönüyordu. Fakat benim merak ettiğim ben evde yokken ne yapıyordu? Hemen ucuzundan bir kamera aldım ve bir akşam kamerayı Hatice'nin odasına sakladım. Hatice son zamanlarda benim yanımda yatmıyordu. O odadan hiç dışarıya çıkmıyordu. Bütün gün aklım evdeydi. Acaba ne yapıyor ben yokken diye. Öyle böyle derken Nihayet akşam olmuştu. Ben ise büyük bir heyecanla eve gittim. Eve vardığımda evin her yeri boştu. Oldukça şaşırmıştım. Hemen Hatice'nin odasına koştum. O uyuyordu. Yanına yaklaştım. Eve ne oldu? Her yer bomboş dedim. Gayet soğuk bir şekilde. Bilmiyorum. Beni yalnız bırak dedi. Hırsız desen. Hırsız işine de benzemiyor. İçeri baktığımda ne perde kalmış ne de koltuk toparlamaya kalksan, bir günü zor çıkarsın içinden. Bunları düşünürken kamera kayıtları aklıma geldi. Hemen aldım kamerayı, kaseti çıkarttım. Koydum kaseti izlemeye başladım. İlk evden çıktığımda her şey normaldi. Bir iki saat bir şey yoktu. Fakat bir zaman sonra Hatice odaya girdi. Yüzü ise bembeyazdı. Önce yaklaşık on saniye bir şey yoktu. Öylece durdu. Sonra olanlar oldu. Hatice'ye bir şey olmuştu. Çıldırdı sanki. Büyük bir hızla. Her yeri dağıtıyordu. Normal değildi bu. Bayağı bir dağıttıktan sonra sanki eliyle koymuş gibi kameranın karşısına geldi ve Arapça bir şeyler bağırdı. Fakat bir anda sandalyeden düştüm. O an aklımdan çıkmıyor. Neyse olayları anlamaya çalışırken kayıt hala devam ediyordu. Kayda baktığımda tüylerim ürperdi. Bilgisayara baktığımda sanırım kanla yazılan Arapça bir yazı yazılıyordu. Fakat yazan gözükmüyordu. Ama benim dikkatimi çeken odaya girdiğimde duvarda bir şey yoktu. Bilgisayardan kafamı kaldırdım ve duvara bakar bakmaz kanım dondu resmen. Kayıtlardaki yazı oradaydı. Hemen apar topar Hatice'nin yanına koştum. Uyuyordu. Ellemedim. Hemen evden çıktım. Geçen bize gelen amcanın yanına gittim. O, bu yazıdan ve olanlardan belki bir anlam çıkarır diye düşündüm. Hemen gittim evine. Kapıyı çaldım. Açtı kapıyı. Hayırdır evladım? Bu halin ne? Gel içeri dedi. İşte hayır değil. Bize gelmen lazım. Yardımına ihtiyacım var dedim. Bekle. Hemen geliyorum dedi. Ceketini aldı. Gittik eve. Ortalığı görünce şaşırdı kaç gündür acayip olaylar oluyor dedim. Sonra duvardaki yazıyı gösterdim. Bir an gözleri büyüdü. Duvarda Arapça yazan şeyin anlamı o artık bizim gibi bir şey yazıyormuş. Amca benim köyümde tanıdık bir hoca var ona gidin dedi. Hatice'yi almak için odasına yöneldim. Uyuyordu. Uyandırmayı denedim. Git başından diye bağırıyor. Nedense terliyor. Fakat vücudu soğuk. Yüzü bembeyazdı. Kucakladım. Hemen arabaya yatırdım. Amcaya evine bırakayım giderken dedim. Siz bir an önce yola çıkın. Gittiğinizde kime sorarsanız gösterirler dedi. Hocaya benim ismimi verdi. Hemen yola koyuldu. Akşamın ayazıydı. Yol uzundu. Zifiri karanlık çökmüştü. Dikiz aynasından baktığımda Hatice gayet sakin bir şekilde uyuyordu. Yollar çok ıssızlaşmıştı. Yavaştan ben de korkmaya başlamıştım. Hem üzülüyordum, hem de korkuyordum. Fakat bir şey aklıma geldi. Bunu kim yapabilirdi derken, bir anda Mehmet aklıma geldi. Acaba onların bu olayla bir ilgisi olabilir miydi? Yolda bayağı korkmaya başladım. Hemen annemi aradım. Hem hal hatır sorayım, hem de Mehmet'i soracaktım. Annem telefonu açtı. Annemi olaydan bahsetmedim. Mehmet'i ve ailesini sordum. Annem de uzun süredir görmedim. Sanırım taşınmışlar dedi. Anne sen de onun annesinin numarası olacaktı. Verebilir misin dedim. Biraz bekle dedi. Annemin numarayı bulmasını beklerken dikiz aynasından baktığımda tüylerim ürperdi. Hatice hiçbir şey yokmuş gibi dimdik oturuyordu. Öylece aynadan bana bakıyordu. Yüzü bembeyaz, gözleri kıpkırmızıydı. Bir anda telefon kapandı çekmiyordu sanırım. Hatice bağırmaya, ağlamaya başladı. Gitmeyeceksin oraya diye bağırıyordu. Bir yandan da beni tutuyordu. Bir an direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Az kalsın ağaca çarpıyordum ki son anda kurtardı. Hemen indim arabadan. Tekrar kollarımda uyudu ama hala şoktaydım. Bir anda oldu her şey. Çok korkmuştum. Yollar desen daha bayır. Tekrar yatırdım arka koltuğa. Bu sefer hızlı bir şekilde sürdüm arabayı. Köye varmıştık. Değişik bir köydü. Dağlık bir alanın ortasında küçük bir köy. Hemen kahvenin olduğu yere gittim. Girdim içeri. Selamun Aleyküm dedim. Hemen o hocayı sordum. Bir adam tarif etti yolu. Hemen bindim arabaya. Eve doğru yöneldim. Evin önüne gelip kapıyı çaldım. Aksakalı bir amca açtı kapıyı. Amca, Selamun Aleyküm dedim. Aleyküm Selam buyur oğlum dedi. Anca bir maruzatım var. Eşimle ilgili senin yardım edebileceğini söylediler dedim. Eşin nerede dedi. Arabada dedim. Hemen al gel içeride konuşalım dedi. Neyse girdik içeri. Yatırdım minderin üstüne. Tüm olayı domuz yağ meselesini kağıtlı notu, yaşadığımız olayları falan anlattım. Burada bekle dedi. Ve diğer odada Kur'an-ı Kerim ve bazı dualar alıp geldi. Hoca belirli dualar okumaya başladı. Bir dakika kadar falan okudu. Sonra getir eşini yanıma dedi. Getirdim. Okumaya başladı. Okuyor üflüyor. Hatice bir anda deli gibi bağırmaya başladı. Çıldırdı sanki. Hoca okudukça çıldırıyor. Ayağa kalktı. Hoca tut oğlum. Sakın kaçmasın diye bağırdı. Sıkıca tuttum ama. O ne güç. Zor tutuyorum Hatice'yi. Gözleri bembeyaz oldu. Korkudan ölüyorum. Fakat hoca sakın bırakma dedi. Böyle iki üç dakika daha devam etti. Sonra hoca bir anda geriye fırladı. Işıklar bir gitti geldi. Sonra hoca oğlum vakit kaybetmeden büyüyü yapan kişiyi bulun. Çözerse ancak o çözer. Biraz geç kalmışsınız dedi. Hoca başka bir yolu yok mu? Kimin yaptırdığını bile bilmiyorum dedim. Başka çaresi yok. Anca yapan kişi bozar bu büyüyü dedi. İsterseniz bu gece burada kalın. Yarın devam edersiniz dedi. Ben vakit kaybedemem hocam dedim. Tekrar annemi aradım. Hatice'yi boş olan bir odaya yatırdım. Dışarı çıkıp telefonla görüşecektim. Hemen annemi aradım. Kusura bakma telefon kapandı. Numarayı bulabildin mi diye sordum. O da numarayı bulmuş. Aldım numarayı. Hemen Mehmet'in annesini aradım. Açtı telefonu. Sesi biraz değişikti aradığım için hiç hoşnut olmamıştı. Telefonu kapatmasın diye olabildiğince sakin konuştum onunla. Mehmet'le görüşmek istediğimi söyledim. Burada değil. Seninle konuşacak bir şeyimiz yok dedi. Delirecektim o an. Ona belli etmemek için olabildiğince alttan aldım. Sadece konuşacağım. Numarasını verir misin dedim. Ne kadar vermek istemese de ısrar edince verdi numarasını. Hemen aradım. Buna hiç bozuntuya vermeden konuştum. Bu da ters ters konuşuyordu ama sabretmeliydim. Buluşmamız gerek dedim. Kabul etmedi. Biraz daha üsteledim. Biraz da yalan söyledim ve sonunda ikna ettim. Yarın buluşuruz dedi. Ben hemen bugün buluşmamız lazım dedim. Bana inanmıştı. Bir adres verdi. Hemen Hatice'yi de alıp hızlı bir şekilde yola çıktım. Verdiği adrese gittim. Arabayı görünmeyecek bir yere koydum. Kapıları kilitledim. Hatice'yi görmesini istemiyordum. Gördüm bunu. Serseri'nin teki olmuş. Saçlarını uzatmış falan. Gel gezelim. Yolda konuşuruz dedim. Yürüyoruz. Konuyu açtım. Direkt siz mi yaptınız dedim. Bu neyden bahsediyorsun dedi. Salah yatma. O büyüyü siz yaptırdınız biliyorum dedim. Bu itiraz etti. Haberim yok öyle bir şeyden dedi. Tenha bir yere girdik. Cebimdeki çakıyı çıkarttım. Bunun boğazına dayadım. Söyleyeceksin diye gürledim resmen. Bir an aklım gitti, kendimi tutamıyordum. Bir iki tokat asıldım, dayanamadı ve çözüldü. Bütün olayı anlattı. Büyüyü tahmin ettiğim gibi bunlar yaptırmış. Hemen gidiyoruz oraya dedim. Tuttuğum gibi arabaya götürdüm bunu. Atice'yi görünce şaşırdı. Gördün mü yaptığını dedim. Kızın haline bak, senin yüzünden oldu bunlar dedim. Mehmet, ben bu kadar olacağını tahmin etmezdim dedi. Hemen büyücünün evine doğru yola çıktık. Tabi Hatice'yi o halde görünce bunu da ister istemez bir korku aldı. Çünkü Hatice'nin durumu hiç iyi görünmüyor, saldırıyordu. Aynı arabada yolculuk ediyoruz. Her neyse, tarif ettiği yere geldik. Bir yere ilk başta bununla ikimiz gittik. Mehmet'e hemen evi göster dedim. Gösterdi. Ufacık bir köy zaten. Hemen evin oraya vardık. Gel benle dedim. Kapıyı çaldım. Bir ışık yandı. İçeriden ayak sesleri geliyordu. Sanırım evdeydi. Biraz daha korkmaya başlamıştım. Fakat kaybedecek bir şeyim yoktu. Kapı açıldı. İri yarı, saç sakal birbirine karışmış bir adam açtı kapıyı. Hemen Mehmet'e dönüp, bu mu diye sordu. Evet bu dedi. Selamünaleyküm dedim. Adam, ne istiyorsun dedi. Pis pis bakıyordu. Tekin biri değildi. Yanımdakini tanıyor musun dedim. Biraz durdu. Evet, ne var dedi büyüyü bize yaptın. Onu bozacak olan da sensin dedim. Bu imkansız. İş işten geçti. O büyü yapıldığında bir can alınması gerekiyor. Ya sen ya da karın. Sen burada olduğuna göre demek ki karını tuttu. Bir anda aklım yerinden gitti. İttirdim içeri. Bir iki tane yüzüne asıldım o sinirle. Hemen yerden kalktı. Yandaki yastığın altından bıçak çıkarttı. Üzerime doğru geldi. Hemen yandaki sandalyeyi Çarptım yine. Yere düştü. Bıçak elinden fırladı. Aldım hemen bıçağı. Boğazına dayadım. Bana bak. Beni de etme diye bağırdım. Bozacaksın bu büyü diye bağırdım. İmkanı yok. Anlamıyor musun? Eşin artık ölüyor. O artık onların dedi. Bıçağı bıraktım. Ellerimle adamın boğazını sıkmaya başladım. Ne yapıp ezip bu büyüyü bozacaksın diye bağırıyordu. Adam can havliyle dur der gibi işaret yapmaya çalışıyordu. Tamam, deneyeceğim. Bunun sonucu ölümle bitebilir dedi. Ne olursa olsun, deneyeceksin. Karım ölürse, siz de ölürsünüz dedim. Baktım Mehmet'e, kapıdan çıkmaya çalışıyor. Hemen tuttum onu da, seni de gebertirim. Bütün bunlar senin yüzünden oldu, dedim. Büyücü, git hemen karını getir dedi. Aldım geldim, bir odaya geçtim. Yatırdım yatağa. Büyücü bir şeyler hazırladı. Daha sonra bir şeyler okumaya başladı. Bir yandan da bir karışım hazırladı. Önce bundan içir dedi. Zar zor uyandırdım. İçirdim Hatice'ye. Sonra gazel şeklinde sanki Arapça bir şeyler okumaya başladı. Büyücü okurken Hatice'ye bir hareketlilik geldi. Yine çıldırmaya başladı. Sanki bir anda etraf değişti. Korkudan ölüyordu. Bunlar yanıp sönmeye başladı. Hatice ayağa kalktı. Gözleri değişti. Mehmet! Korkudan duvarın dibine sinmiş, kafasını dizlerinin arasına almış, bakamıyordu bile. Hoca gözleri kapalı bir şekilde okumaya devam ediyordu. Her üfleyişinde Hatice daha da çıldırıyordu. Bağırmaya başladı. Hatice bir anda tavana doğru çıktı. Sanki biri alıp yere çarpıyordu onu. Ben tutmaya çalıştım. Bir anda geriye fırladım istemsizce ve bir anda o hengame sona erdi. Sessizlik bürdü ortalığı. Hatice'nin ağzından kan geliyordu. O karmaşada hoca diğer odadan eline tüfeği aldı. ''Hemen gidin buradan, defolun gidin, başıma iş açacaksınız.'' diye bağırdı. Ben hemen Hatice'yi kucakladığım gibi arabaya yatırdım. Mehmet sanırım bayılmıştı. Onu orada bıraktım. Ben ise tam gaz hastanenin yolunu tuttum. Artık olumlu düşünemiyordum. Hastaneye vardım. Hemen acil kısmından içeriye girdim. Hatice can çekişiyordu. Doktorlar hemen ameliyata aldılar onu. Aradan bir saat geçti. Çaresizce bekliyordum. Ve içeriden doktor geldi. Eşinize ne oldu? Çok ağır darbeler almış. Bir yerden falan mı düştü? İç organları zarar görmüş dedi. Ne olduğunu anlatsam da bana inanmayacaklardı. Evet, evdeyken bir yerden düştü diyebildim. Kurtarmaları için doktorlara yalvardım. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. O gece Polise de ifade verdim. Hastanede beklerken olanları düşünüyordum. Aklımda iki seçenek vardı. Eğer Hatice ölürse, o da Mehmet'i de öldürecektim. Eğer Hatice yaşarsa, ikisine de dokunmayacaktım. Uzun süren ameliyat sonrası, nihayet doktor dışarıya çıktı. Doktorun ağzından çıkacaklar. Hayatımın geriye kalanını belirleyecekti. Sevdiğim kadını kaybetmek istemiyordum. Doktorun ağzından çıkacak iki kelimeye kilitlenmiştim. Doktorun konuşmasını beklerken sanki her şey yavaşlamış, tüm yaşananları tekrar yaşıyormuş gibi gözümün önünden geçiyordu. Doktor iç kanamayı durdurduğunu, iyi bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Fakat sabaha kadar her şey hazırlıklı olmamı da istedi. Yaşadıklarımın ağırlığıyla ameliyathanenin bekleme salonunda koltuğa yığıldım kaldım. O kadar yorgunluğa rağmen gözüme bir damla uyku girmiyordu. Saatler geçmiş sabah olmuştu. İstediğim haber geldi ve eşim kurtulmuştu. Doktor bundan sonra beklenmedik bir gelişme olması durumunun iyiye gittiğini söyledi. Aileme ve Hatice'nin ailesine iyi haberi verdim. Onlar da geldiler. Ertesi gün yoğun bakıma yanına beni alabileceklerini söylediler. Girdiğimde güçlükle gözlerini açıp seni seviyorum. İyi ki varsın dedi. Aylardır yüzüme bakmayan, beni tersleyen kadın gitmiş. Gözlerime aşkla bakan kadın geri gelmişti. Ellerinden tutup yere çöktüm ve ağlamaya başladım. Neyse ki hastaneden sağ salim çıktı. Bizim bölgenin yerel kanalı olan bir televizyon kanalında haberleri izlerken bir haber dikkatimi çekti. Falanca köyde büyücülük yaptığı söylenen kişi evinde Mehmet isimli bir şahısla birlikte ölü olarak bulundu. Ölen iki kişinin ölüm nedeninin ani kalp krizi olduğu belirlendi. Bu haber, orada yaşadıklarımın ne kadar ağır şeyler olduğunu bir kez daha yüzüme çarptı. Yine de haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için annemi aradım. Olanlar gerçekti. Mehmet o gece Hocayla beraber ölmüştü. Unutmayın, düşmanlar tanımadığınız değil tanıdığınız insanların içinden çıkar. Yaşamayana sabaha kadar anlatsam da yalan gelir bunlar. Yaşayana iki kelimesi yeter anlamasına. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Tahir. 15 yaşlarımda yoksulluk nedeniyle memleketim öldürdü. İstanbul'a göç ettim. İstanbul'a ilk geldiğim sene beş barızı sokaklarda yattım. Tam bir yıl boyunca hem yaşımdan hem sokaklarda yattığımdan dolayı kimse bana iş vermedi. O zamanlar bir deri bir kemik kalmış çöplerden yiyecek bularak hayatta kalmaya çalışıyordum. Kimi zaman ise dilenerek kendime harçlık çıkarıyordum. Yine günlerden birinde sokakta dilenirken yanıma 50'li yaşlarda kilolu, cübbeli ve uzun boylu biri yaklaştı. Bana neden çalışmadığımı sordu. Ben de ona evsiz ve kimsesiz olduğumu, bu yüzden kimsenin beni işe almak istemediğini söyledim. Adam şefkatle başımı okşadı ve benimle çalışmak ister misin diye sordu. Bu duyduğum en güzel haberdi. Hemen elini öptüm ve kabul ettim. Azam elini omzuma attı ve gel bakalım genç adam. Bundan sonra benimle kalacaksın. Yemeğini aşını ben vereceğim. Sen de benim yardımcım olacaksın dedi. Yaşlı adamın arabasına binip evine gittik. Evi yerleşim yerlerinden biraz uzaktı. Tek katlı bir gece konduydu. Etrafı bir buçuk metrelik duvarla çevrili eski bir yerdi. Açıkçası böyle bir evde oturan adamın bana iş vermesi zor görünüyordu. Eve girdik. Hemen güzel bir duş aldım. Ardından adamın bana verdiği temiz kıyafetleri üzerime giydim. Karnımı da güzelce doyurdum. Ardından yaşlı adamla bahçeye çıktık. Sema verdi, güzel bir çay temledik ve bahçedeki masaya oturduk. Yaşlı adam çay içerken bir yandan da bana neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı. Bak delikanlı, senin evin de içinde artık burası. Evi sen temizlersin, yemeğe bulaşarsan bakarsın. Bir de ara sıra bana getir götür yaparsın. Ben de sana burada yatak, yemek ve cep harçlığı veririm. Burada hayata yavaş yavaş tutunursun kendini benim evladım gibi düşün dedi. Ben de kafamı salladım ve aklımdaki soruları ona yönelttim. Peki amca sen ne iş yaparsın dedim. O da bana hayırlı işler yapıyorum. İnsanlara yardım ediyorum. Nazar değmiş, zorda kalmış, kısmeti kapanmış kim varsa yardımcı oluyorum. O insanlar da bana yardımcı olduğum için para veriyorlar dedi. Aslına bakılırsa adam benim gözümde iyilik ve ne gibiydi. İnsanlar yardım etmekten çekinmeyen, beni bir baba gibi kollayan duruşu vardı. Sokaklarda kalmış bir genci, evine alabilecek kadar da cesurdu. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. 2-3 sene kadar bu yaşlı adamın yanında yaşadım. Bu zamana kadar bana hiçbir yanlışı olmadı. Benim de ona bir yanlışım olmadı. Yemeğimi yatağımı verdi. Hatta bana verdiği harçlıklarla gayet güzel bir birikim yaptım. Bu süre zarfında yaşlı adama yardım edeydi. işlere bayağı alıştım. Cin musallatları, büyü bozma, büyü yapma gibi işlemlerde yaşlı adama yardımcı oluyordum. Yalnız beni tedirgin eden tek şey musallat ve büyü bozma işleriydi. Ne zaman cin çıkarma veya büyü bozma işlemi yapılacak olsa, yaşlı adam beni siyah bir çarşafa sokuyor ve bu durumda günlerce süren baş ağrıları çekiyordum. Hoca bu durumun enerji aktarımlarından kaynaklı olduğunu söylese de oldukça ilginçti. Hatta bazı ciddi vakalarda bazı gölgeler görmeye başlardım ve bu durumu yaşlı adam enerji azalmasına kaynaklı halüsinasyon olduğunu anlatırdı. Aradan geçen sorunsuz birkaç yılın ardından bir gün yaşlı adam telefon çağrısı üzerine apar topar evden çıkıp gitti. Konunun ne olduğunu bilmiyordum. Fakat yaşlı adamı daha önce hiç bu kadar telaşlı görmemiştim. 4-5 saat sonra yaşlı adam eve geri döndü. Kendisine ne olduğumu sordum. Oza önemli bir iş aldığını ve bu konu hakkında acilen konuşmamızı söyledi. Odaya geçip oturduk. Yaşlı adamı bana ne anlatacağını merakla bekliyordu. Kendisi de vakit kaybetmeden konuyu anlatmaya başladı. Zengin ailenin kızına güçlü bir cin saldırt olmuş. Bunun için bize yüklü miktarda para ödeyeceklerini söylediler. Yalnız, Öncekilere göre oldukça güçlü. Bu yüzden farklı bir yol izleyeceğiz. Cini, Kızın bedeninden alıp, Sana yönlendireceğim. Ardından cini zayıflatıp, Senin içinde öldüreceğim dedi. Bu anlattıkları, Daha önce yaptığımız bir şeydi. Ayrıca kabul edilebilir de değildi. Hemen yaşlı adamın lafını bölerek, Peki hocam, Ya bana zarar verirlerse, Ya başarısız olursak, o zaman ne olacak dedim. Adam derin bir nefes aldı. Merak etme delikanlı. Daha önce hiç başarısız olmadık. Bunda da olmayız. Birkaç gün izle dinlen. Ardından aileyi evimizde misafir edeceğiz. Sen benim söylediklerimin dışına çıkma yeter dedi. Ne kadar istemezsem de. Yaşlı adamın dediklerini yapmak zorundaydım. Kendisine kabul ettiğimi söyledim. Ben dinlenmeye koyuldum ve hoca da İki gün boyunca eve kimseyi kabul etmedi. Ardından kapı çaldı. Kapıyı açtığımda karşımda 8-10 kişi vardı. Üç araba dolusu gelmişlerdi. Karşımda takım elbiseli olan adam Cafer Bey'in yeri mi diye sordu. Ben de evet buyurun dedim. Adam iki kadının kollarından tuttuğu genç kızı gösterdi. Kızım için Cafer Özel ile görüşmüştük. Kendisi bugün gelmemizi söyledi dedi. Ben de bir dakika kapıda beklemelerini söyleyip yaşlı adamı dışarıya çağırdım. Yaşlı adam kızı, annesi ve ablasını içeri aldı. Diğerlerinin dışarıda beklemesini söyledi. Zavallı kız ayakta duramıyordu. Hoca perdeleri kapattı ve kızı odanın ortasına yatırdı. Annesi ve ablasına siz de köşede, kanepede oturun dedi. Hoca içeri gitti. İçerisinde bir sürü malzeme olan bir leğen getirdi içinden tuza benzer bir paket çıkarıp kızın etrafını daire çizercesine paketteki tozları döktü. Ardından annesini çağırdı ve eline bir tas verdi. Kadına kızının eteğini sıyır ve bunu altına koy dedi. Zavallı kızın annesi bir çare hocanın dediklerini yaptı. Ardından hoca siyah bir cübbeyi eline aldı ve giymem için bana uzattı. Giydikten sonra bana bir bardak koyu mavi sıvı verdi ve bunu içmemi söyledi. Bunu içmek beni rahatlatacakmış dediğini yaptım ve garip içeceği içtim. Ardından kızın üzerini siyah bir çarşafla örttü ve karnının üzerine hançer koydu. Ardından Arapça bir şeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra çemberin içine gir ve kızın yanına otur dedi. Dediğini yaptım ve hoca tekrar Arapça şeyler söylemeye koyuldu. O sırada Başım yavaş yavaş dönmeye başladı. Dilim uyuşmuş ve tüm yavaşlamıştı alisa. Resmen ağır bir sarhoşluk geçiriyordum. Zaman geçtikçe o çayı daha az duymaya başladım. Bir süre sonra kız yavaş yavaş inlemeye başladı. Hafif hafif kıpırdıyordu. Bir süre sonra çığlıklar atmaya başladı. Zavallı kız. Demek ki çok kötü durumdaydı. Daha önce bu kadar kötü durumda birini görmemiştim. Ardından şarıl şarıl sesler gelmeye başladı. Sanırım kız tasın içine eşiyordu. Bense sarhoş gibi öylece sallanıyordu. Ardından kız bir ineğin bağırışından daha yüksek ve korkunç bir sesle bağırdı ve bayıldı. Hoca hemen ayağa kalktı ve bacaklarının arasındaki tası eline alıp içine bir şeyler döküp karıştırdı. Hayal meyal olsa da tasın içinde simsiyah sıvı vardı. Hoca tasla yanıma geldi. Ve aç ağzındaydı. dedi. O iğrenç sıvıyı içmek istemiyordum. Ama hoca bana ne içirdiyse karşı koyamıyordum. Biriliği yanaklarımdan bastırıp ağzımı açtı. Ve tasdaki sıvıyı ağzıma doldurdu. Sıvı bir anda mideme yağ gibi kaydı gitti. Midem bulandı ve çok kötü oldum. O an bana ne olduysa bağırıp çağırarak yerlere yattım. Bilincimi kaybetmiştim ki kendimi bir anda yerde buldum ve bayıldım. Aradan ne kadar süre geçti bilmiyorum ama bir süre sonra gözlerimi açtığımda kendimi yatağımda buldum. Ne oldu bana diye söylenirken yavaşça ayağa kalktım. Hocadan ses yoktu. Birkaç defa hocam diye seslendim. Fakat bu arışıma bir yanıt bulamadım. Bir süre sonra evin içinde bir bebek ağlama sesi duydum. Normalde bu evde bebek ağlama sesi duymam imkansızdı. 3-4 senedir buradayım ve bu evi bir kez dahi bebek gelmemişti. Bu işte bir gariplik vardı. Hemen evin her yerini hızlıca turladım. Evde ne hoca ne de bir bebek vardı. Ama nedense hala bebek ağlaması duyuyordum. Sesten rahatsızlık duydum ve evden dışarı çıktım. O sırada birinin evin dışındaki kömürlüğe girdiğini fark ettim. Hemen peşinden ben de içeri girdim. İçerideki hoca değildi. Çok güzel genç bir kızdı. Cilveli cilveli bana bakıyordu. O anda benim hayatımda hiç yaşamadığım bir azgınlık hali geldi. Kendimi kontrol edemeyecek duruma saniyeler içinde gelmiştim. Kız güzel gözleriyle bana bakıyordu. Dayanamadım. Bu da kızın hoşuna gitmişti. Gülmeye başladı. Onun gülmesi beni daha da iştaha getirdi. Resmen deliye dönmüştüm. Bir gözlerimi kapattım. Tam o anda kız bana şşt dedi. Gözlerimi açtım. Kollarımda iğrenç bir yaratık vardı kocaman kafası, simsiyah gözleri ve dehşet verici büyük ağzı vardı. Dişleri sivri ve kanlıydı. Dili bir ineğinkinden çok daha büyüktü. Bitmek bilmeyen bir şekilde çitliyordu. Korktum ve kalkıp kendimi duvara vurdum. O da yavaş yavaş doğrulurken gözlerini de gözlerimden ayırmıyordu. Eve kaçtım ve kapıyı arkamdan kapattım. Kapıyı kapattığım anda arkamdan bir şeyin geçtiğini fark ettim korkudan titriyordum. O sırada evin içinde birilerinin ayak seslerini duydum. Bunun hoca olduğunu düşündüm ve korkak titrek bir sesle ''Hocam siz misiniz?'' dedim. Bir süre sonra cevap geldi. Ardından ayak sesleri yükseldi. Ses itkide bana yaklaşıyordu. Bir anda odaya az önceki yaratığa benzer onlarca yaratık doldu. Hemen kendimi odanın köşesine attım. Sırtımı duvara yaslayarak yere çöktüm ve dizlerimi yüzüme çekip çığlık atmaya başladım. Korkudan kafayı yeme üzereydim. Elim ayağım zangır zangır titriyordu. O şeylerin etrafıma toplandığını duyabiliyordum. Artık ben bitmiştim. O şeyler benim işimi bitirecek diye söyleniyordu. Tam o sırada baldır küldür ayaklarımın dibine bir şey düştü. Sanki içlerinden biri takılıp düşmüş gibiydi ama ben korkudan onlara bakamıyordum. Hala titreyerek Çığlıklar atmaya devam ediyordum. Bir süre sonra odadan çıktıklarını duydum. Cesaretimi topladım ve kafamı yavaşça kaldırıp gözlerimi açtım. Ayak tepime baktığımda aslında kimsenin düşmediğini fark ettim. Onlar hocayı getirip önüme fırlatmışlardı. Hoca baygındı. Hemen kaldırıp yatağa yatırdım. Kolonyayı alıp eline yüzüne sürdüm. Bir süre sonra hoca uyandı. Hemen hocam ne oldu bize? O şeyler neydi diye sordum. Hoca cevap vermiyor. Boş boş yüzüme bakıyordu. Olayın şokuyla konuşamıyordu sanırım. Bir süre öyle yattıktan sonra ayağa kalktı. Ve sessizce banyoya gitti. Kapıyı kilitledi ve suyu açtı. Ben de o sırada odasının havluyu alıp banyonun kapısında bekledim. Uzun süre geçti fakat hoca hala banyodan çıkmıyordu. Kulağımı kapıya dayadım. İçeride bayılmış olabilir mi diye seslendim. İçeriden Su sesi ve kalites dersine benzer sesler geliyordu. Hocam diye içeriye seslendim. Fakat cevap alamadım. Kapıyı tıkladım ve defalarca tekrar tekrar seslendim. Ne bir cevap, ne bir tepki vardı. Dayanamadım ve kapıyı zorlayarak açtım. Dayanamadım ve kapıyı zorla açtım. Gördüklerim karşısında büyük bir şok geçirdim. Hoca kaynar suyun altında bir derisini komple yakmış ve elindeki fanyas parçasını Dişlerini hızlı ve sert bir şekilde sürtüyordu. Hemen yanına koştum. Elindeki fanyas parçasını zorla alıp cebime attım. Ardından suyun altından alıp odaya götürdüm. Yüzündeki derilerin bir kısmı çok kötü bir şekilde yanmış ve fanyastan dolayı ağzını komple parçalamıştı. Ne yapacağımı bilemez durumdaydım. Hocanın elini tuttum. Hocam neden yaptın kendine bunu? Hemen ambulans çağırayım bekle beni dedim. Tam ayağa kalktığım sırada Hoca bileğimden yakaladı ve kısık bir sesle ''Sakın çağırma, eczaneden krem al, ilaç al gel'' dedi. Ben de hemen dediğini yapıp geldim. Önce yanaklarına krem sürdüm, ardından parçalanmış ağzına pansuman yaptım. O sırada fark ettim ki hocanın dişleri neredeyse sıyırı bir hal almıştı. Kimin dişiyse kırıktı. Anladım ki bu adam dişlerini bilemeye çalışmıştı. Sanırım bunu ona yaptıran şey cinlerdi.'' Aradan 4-5 saat kadar geçti. Hoca çorba hazırlayıp yatağına getirdim. Hoca'yı uyandırdım. Uyandığında kendine gelmişti ve acılar içinde sızlanıyordu. Zar zor 4-5 kaşık çorba içirdim. Zavallı hoca ağrılarını ve acısını henüz yeni yeni hissediyordu. Yatakta öylece sızlanırken bunlar nasıl bu kadar güçlendiler dedi. Ben de şaşırdım ve kimler dedim. Hoca bir süre daha sızlandı ve azazil dedi. Azazil ismini o zamana kadar hiç duymamıştım. Hocayı merakla. Kim hocam bunlar? Beni kovalayan şeyler mi dedim. Hoca iyice inleyip. Demek sana da göründüler dedi. Şimdi yerine oturmuştu taşlar. Azazil denen bu cin kabilesine bulaşmıştı Ve onlar da bize dersimizi veriyordu. Hoca o sırada ayağa kalktı. Ve midem bulandı. Ben bir tuvalete gideyim dedi. Yavaşça tuvalete götürdüm. Önünde beklemeye başladım. 15 dakika sonra tuvaletin kapısı kendiliğinden açılmaya başladı. Hoca karşımdaydı. Bana bakarak kendi dışkısını yiyordu. Hoca kendine gel diye bağırarak yanına koştum. Hemen onu oradan kaldırdım ve elini ağzını yıkamaya başladım. Daha yeni temizlediğim yaraları ağzının içi ve el yeri dışkı içindeydi. Hocayı temizledim ve yatağına yatırdım. Bir süre sonra hoca kendine geldi ve ağlamaya başladı yeter artık diye haykırıyordu. Bu olanlara daha fazla dayanamadım. Sert bir şekilde. Bence de yeter artık. Bize yardım edebilecek biri yok mu? Baksana hocam başımıza gelenleri. Sen de beni de mahvettiler dedi. Hoca bana kağıt kalem getirmemi söyledi. Hemen içeriden getirdim. Bana bir adres yazdırdı. Bu adrese git. Recep diye biri olacak. Onu hemen buraya çağır. Bize bir tek o yardım eder dedi. Ben de hemen kağıdı cebime attım ve evden çıktım. O anda dona kaldım. Evin etrafında yüzlerce azazil çevrilmiş ve bana öylece bakıyorlardı. Çok korktum ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Hocaya durumu anlattım. Hoca şimdi git ve uyu. Sabah ezanından sonra kalkarsan hepsi evden gitmiş olur. O zaman çıkarsın dedi. Ben de dediğini yaptım. Sabah ezanına kadar uyudum ve ardından hemen yola çıktım. Hocanın verdiği adrese vardım ve kapıyı çaldım. Kapıyı genç bir kadın açtı. Kendisine Recep'i sordum. O da Recep'i çağırdı. Kendisine durumu özet geçerek anlattım. Recep beni dinledi ve ardından gülümseyerek beni reddetti. Kendisine sert bir dille biz bu durumdayken bize neden yardım etmiyorsun diye bağırdı. Recep tekrar gülümsedi ve kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Ardından bak güzel kardeşim Senden önce ben bu adamın yanında yıllarca çalıştım. Bana bu zamana kadar bütün cinleri musallat etti. Tıpkı sana yaptığı gibi. Ama en son Azazil vakasında benim hayatımı mahvetti. Azazil şimdi öldürdü. Ve bütün Azazil kabilesi bana hayatı zindan etti. Ben eriyip giderken hoca dediğin adam ise bu durumla baş edemeyip beni evden attı. Ama iyi ki o zamanlar bu işleri az çok öğrendim. Azazilerle anlaşma yaptım. O adamdan intikam almak istiyordum. Bu yüzden ona oyun oynadım ve Azazil kabilesini onun üzerine gönderdim. O da bana yaptığı gibi seni kurban etmiş. Merak etme sana yardım edeceğim. Sen de benim gibi sussuz ve günahsızsın. Ama onu perişan edeceğim dedi. Artık durum farklı boyutlara varmıştı. Ne olacaksa olsun gerekirse sokaklara tekrar dönerim ama Bunları asla bir daha yaşamam diye söyleniyordu. Recep'le yola koyulduk ve hocanın evine geldik. Recep bahçeden gelince etrafa baktı. Hiç değişmemiş. Uzun zaman oldu gelmeyen dedi. Ardından evin kapısını açtım ve içeri girdik. Odaya girdiğimizde hoca yatakta değildi. Aklıma ilk gelen yer banyo oldu. Banyoya gittiğimde hoca yere çömelmiş vaziyette gördüm. Benim geldiğimi duyunca kafasını çevirdi. Adamın gözleri simsiyah olmuş, dişlerini sivrilmiş ve yanaklarından ağzını yararak azaziller gibi kocaman bir ağız yapmıştı. Beni görünce garip bir ses anlamadığım bir dilde bir şeyler söyledi. O anda Recep omzumdan çekerek çabuk kaçalım buradan. Onun için her şey bitti diye bağırdı. Hızlıca evden çıktık ve arabaya binip uzaklaştık. Recep'le nefes nefese kalmıştık. Biraz soluklandıktan sonra Recep bana dönüp bize gidince senin üzerindeki sorunu ortadan kaldıracağım ama sakın bir daha o eve dönme. Azazil ondan gereken intikamını aldı dedi. Bir süre sonra eve vardık. Ufak bir ayin yaptıktan sonra cebime biraz para sıkıştırdı. Bu parayla kurban kesmemi ve fakirlere dağıtmamı söyledi. Ben de gidip dediklerini yaptım. Ardından üzerimden büyük bir yük kalkmış oldu. Resmen son 2-3 sene büyük bir dert çekiyormuşum. O günden sonra param bitti ve tekrar sokaklara düştüm. Her aç kaldığımda, her üşüdüğümde yaşadıklarımı hatırlıyorum ve halime şükrediyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olaylar Nevşehir'in Acıbektaş ilçesinde bir köyde gerçekleşmiştir. Bugün yeni evimde ilk günüm. Civar köyden zengin bir adam köyümüzde katıldığı bir düğünde beni görmüş, beğenmiş. İlk önce görücü olarak geldiler. Daha sonra da istemeye geldiler. Babam, benim için teklif edilen hediyelerden o kadar memnun kaldı ki hiç düşünmeden kabul etti. 10 büyük baş hayvan ve 20 dönüm toprak karşılığı 19 yaşındayken Agah Bey'in ikinci karısı oldum. Agah Bey yaşlı değildi ama yine de benden 15 yaş büyüktü. Çirkin bir insan değildi. Evlendik. Evliliğimizin ilk gecesi olmasına rağmen odama gelmemişti. Sanırım geceyi ilk karısıyla geçirmeyi tercih etmişti. Sabah olunca odadan çıktım. Mutfağa indim. Konak, iki göz bir evde doğmuş bir kız için oldukça büyüktü. Mutfağa girdiğimde beni yardımcılardan biri karşıladı. Adının münevver olduğunu öğrendiğim kadın. Agah Bey'in erkenden tarlaya işin başına gittiğini, kahvaltıyı tek başıma yapacağımı söyledi. Peki ya evin hanımı diye lafa başladığında sözümü kesti. Hanım hastadır. Odasından hiç çıkmaz. Üst kattaki büyük kapılı oda onun odasıdır. Sakın oraya girmeye kalkma dedi. Şaşırmıştım. Sadece tamam dedim. Sessizce kahvaltımı etmeye başladım. Sanırım evin hanımı... Benim kumu olarak gelmemden memnun değildi ve beni görmek istemiyordu. Günümün geri kalanını boş boş oturarak geçirdim. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yardımcılar hiçbir işe dokunmama izin vermiyordu. Annem evlenirken bana benim talihli kızım, hayat boyu rahat edeceksin demişti. Zengin bir eve gelin gittiğim için mutluydu. Ben ise şu an kendimi çok yalnız hissediyordum. Tüm gün odam ve bahçe arasında gidip geldim. Bomboş oturdum. Konakta kahya dahil üç yardımcı vardı. Hepsi de kendi işiyle meşguldü. Kimsenin benimle ilgilenecek vakti yoktu. Böyle büyük bir konunun içine üç kişi nasıl yetişiyordu? Sonunda hava kararmış, vakit oldukça geç olmuştu. Odamın penceresinden umutsuzca dışarıyı izliyordum. İyice uyku bastırmışken sonunda Agah Bey'in Bahçe kapısından girdiğini gördüm. Sonunda gelmişti. Bahçeye girer girmez direkt odamın penceresine baktı. Tüm konakta ışığı yanan tek oda benimkiydi. Herkes çoktan uyumuştu. Agah Bey'le göz göze girince heyecandan hemen perdenin arkasına saklandım. Kalbim ağzıma gelmişti. Evleneli iki gün olmuştu. Ama kocamla konuşma fırsatım bile olmamıştı. Aradan biraz zaman geçti. Ama gelen giden yoktu. Gaz lambasını hafifçe kıstım. Loş ışıkta yatağıma uzandım. Tam gözlerimi yumup uyuyacaktım ki büyük bir bağırışla yerimden sıçradım. Öfkeli bir erkek sesi. Tüm konakta yankılanıyordu. Ne söylediğini anlayamıyordum ama çok kızgın olduğu belliydi. Yavaşça odamın kapısını açtım. Aralıktan sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Ses koridorun ucundaki büyük kapılı odadan geliyordu. Orası evin hanımının odasıydı. Benim girmemin yasak olduğu oda neler konuştuklarını anlamak için kulak kabarttığımda odanın kapısı gıcırtıyla açıldı. Hemen odama girip kapımı kapattım. Ne yapacağımı bilmez bir şekilde koşup yatağıma oturdum. Koridordaki ayak seslerinin ardından odamın kapısı bir hışımla açıldı. Bu Agah Bey'di. Agah Bey'in gergin olduğu her halinden belliydi. Kanter içindeydi. Odaya girince derin bir nefes çekti. Üstünü başını düzeltti. Agah Bey oldukça uzun boylu, yapılı, kapı gibi bir adamdı. O kadar utanmış ve heyecanlanmıştım ki başımı yerden kaldıramıyor, sesimi çıkartamıyordum. Agah Bey yanıma yaklaştı. Cibinden bir şey çıkardı. Yatağın üzerine koydu. Dün verecektim ama nasip olmadı yüz görümlüğün dedi ve odadan çıkıp gitti. Hayal kırıklığına uğradım. Olduğum yerde kaldım. Yatağın üzerine yüz görümlüğü olarak besi bir yerde bırakmıştı. Sanırım ilk hanımıyla kavga etmişlerdi. Agah Bey beni aldığı için pişman olmuştu. Hediyesini alıp kaldırdım. Sanırım kocamdan görüp görebileceğim ilgi buydu. Kısık gaz lambasının loş ışığında tekrar yatağıma girdim. Yabancı bir evde. Karanlıkta tek başıma uyumak beni tedirgin ediyordu. Buraya nasıl alışacağımı bilmiyordum. Gözlerimi yumdum ve uykuya daldım. Bir süre sonra garip bir sesle uykumdan sıçradım. Sanki küçük bir çocuğun kıkırdamasını duyduğumu sanmıştım. Bir süre kulak kabarttım ama ses falan yoktu. Herhalde rüya gördüm diyerek tekrar uykuya dönmek için gözlerimi yumdum. Tam uykuya dalacaktım ki tekrar o sesi duydum. Küçük bir çocuk kıkır diyordu. Bundan emindim. Hemen yerimden fırladım. Ses odadan gelmişti. Yataktan kalk. Dikkatli bir şekilde sağa sola bakındım. Etrafta kimseler görünmüyordu. Hemen arkamdan gelen kıkırdama ve koşma sesleriyle yerimden sıçradım. Perdenin arkasında biri vardı. Bunu çok net görebiliyordum. Dikkatli ve tedirgin bir şekilde perdeye yaklaştım. Bildiğim kadarıyla konakta yaşayan bir çocuk yoktu. Hiç Acaba ben odamdayken yatılı misafir mi gelmişti? Perdeyi hızla açtım. Perdenin arkası boştu. Orada birinin saklandığına emindim. Kafam karışmış, ne olduğunu anlamamış bir şekilde. Birkaç saniye boşluğa baktım. Tüylerim diken diken olmuştu. Hemen gaz lambasını sonuna kadar açtım. Yatağıma girip sakin olmaya çalıştım sanırım yalnızlıktan sinirlerim bozuldu diyerek kendimi avutmaya çalışıyordum. Ertesi gün erken kalktığım halde Agah Bey yine evde değildi. Aşağıya mutfağa indiğimde yardımcılar kahvaltı ediyorlardı. Menevver abla sofraya benim için bir tabak daha koydu. Erken kalktığım için tek başıma kahvaltı etmek zorunda değildim. Menevver abla orta yaşlardaydı. Hiç evlenmemişti annesi Hacer teyze. ikisi Koran, mutfak ve temizlik işiyle ilgileniyorlardı. Münevver ablanın babası Hikmet amca ise Koran'ın kahyasıydı. Aynı zamanda bahçe ve tarla işlerine bakıyordu. Hikmet amcanın söylediğine göre o konakta doğmuş. Annesi babası da bu konakta çalışmış ve burada rahmetli olmuşlardı. Gördüğüm kadarıyla işleriyle meşgul, kendi hallerinde mütevazi insanlardı kahvaltı ederken sohbetimizin ortasında dün gece çocuklu misafir mi vardı? Çocuk sesi duydum diye sordum. Acar teyze ve Hikmet amca birbirlerine baktılar. Hikmet amca yok evladım çocuk falan yoktu dün akşam. Sana öyle gelmiştir dedi. Oysa ki ben yaşadıklarımı an ve an hatırlıyordum. Yüzlerinde memnuniyetsiz bir ifade belirdiği için konuyu daha fazla uzatmadım. Münevver ablaya Yardım edebileceğim bir şey olup olmadığını sordum. Ama bana odamda oturmamın daha doğru olacağını söyledi. İyi ki kendi evimden gelirken tığ işlerimi de yanımda getirmiştim. Yoksa burası tüm gün bomboş durmaktan aklımı kaçırabilirdim. Tüm gün odamda pencerenin kenarında tığ işledim. Bir yandan da Hikmet amcanın bahçeyle ilgilenmesini izliyordum. Hava karardığında gözlerim iyice yorulmuştu. Münevver abla yemeğimi odama getirdiği için hiç dışarı çıkmam gerekmemişti. Ne kadar beklersem bekleyeyim. Agah Bey henüz gelmemişti. Sonunda uykusuzluğa daha fazla dayanamadım. İşimi bıraktım ve lambayı kısıp yatağıma girdim. Uykuya daldım. Uykumdan pencerenin çarpmasıyla uyandım. Uyku sersemliğiyle etrafa bakındığımda pencerenin açıldığını ve rüzgarla çarptığını gördüm. Pencereyi sıkıca kapattım. Yatağıma dönüp uykuma devam ettim. Ertesi gün yine erkenden gözlerimi açtım. Yatağımda uykulu uykulu dönerken hafif bir ıslaklık dikkatimi çekti. Hafifçe yerimden doğrulup baktığımda gördüğüm karşısında şok olmuştum. Yatağın her yeri çamur, pislik, kuru yapraklar ve çalı çırpı ile kaplıydı. Korkudan kendimi yataktan yere attım. Neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Üstüm başım batmıştı ve korkunç bir koku tüm odayı kaplamıştı. Korku ve dehşet içerisinde odadan fırladım. Hemen alt kata mutfağa indim. Halimi gören münevver abla şaşkınlıkla ne olduğunu soruyordu. Böyle korkmuştum ki ağzımı dahi açamıyordum. Elim ayağım titriyordu. Münevver abla hemen beni oturttu ve telaşla elime bir bardak su verdi o kadar kötü bir haldeydim ki elimdeki bardağı bile zor tutuyordum. Sudan birkaç yudum aldım ve biraz sakinleşmeye çalıştım. Münevver abla sürekli ne olduğunu soruyordu. Uyandığımda yatağım pislik içindeydi. Ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamadım. Sonunda kendime daha fazla hakim olamadım ve gözyaşlarına boğuldum. Münevver ablanın gözleri dehşetle açılmıştı. Sen buradan ayrılma dedi ve mutfaktan telaşla ayrıldı. Hava serindi. Üzerinde çamurlu pijamalarla mutfakta bir başıma kalmıştım. Kısa bir süre sonra Hacer abla geldi. Kuzum kıyamam ben sana. Gel seni güzelce yıkayalım. Sonra da üstünü başını değiştirelim diyerek beni şefkatle kaldırdı. Beni önce banyoya soktu. Saçlarıma kadar pisliğe bulaşmıştım. Beni yıkadıktan sonra odama çıktık. Ben üzerimi değiştirirken Münevver abla yataktaki pisliği temizliyordu. Münevver ablanın işi bitince Hacer abla topladıkları çarşafları yastıkları aldı. Odadan çıktılar. Penceremin kenarında sakin kafayla olanları düşünüyordu. Acaba gece uyur gezer bir vaziyette yatığı bu hale getiren ben miydim? Ben değilsem kim böyle bir şey yapardı ki? Pencereden dışarıyı izleyip düşünürken Hacer ablayla Münevver'i gördüm. Hacer abla, bahçe işleriyle uğraşan Hikmet amcanın yanına gitmiş. Ona hararetli bir şeyler anlatıyordu. Münevver abla ise çamur içindeki yorganları yastıkları bahçenin kenarındaki ocakta yakmaya başlamıştı. Neden yıkamak yerine yakıyordu, anlayamıyordu. Yıkamak için fazla mı kirli bulmuşlardı? Hacer abla Hikmet amcaya ne söylemişti bilmiyorum. Hikmet amca, alelacele traktörü atladı. Ekonaktan ayrıldı. Yaşadıklarımdan dolayı mı neden bilmiyorum. Başımda korkunç bir ağrı vardı. Sanki çatlamak üzereydi. Oturduğum sedirde. İstemeden de olsa uykuya dalmıştım. Bir süre sonra traktörün sesiyle kendime geldim. Gözlerimi açtığımda çoktan hava kararmaya başlamıştı. Hikmet amca dönmüştü. Traktörün hemen arkasında Agah Bey'in arabası vardı. İlk kez bu kadar erken geldiğini görmüştüm. Agah Bey direkt pencereme baktı. Bu sefer kaçmadım ve günler sonra ilk kez göz göze geldik. Agah Bey Hikmet amcaya bir şeyler söyledi ve içeri girdi. Bir süre sonra merdivenlerden gelen ve odamın önünde kesilen ayak sesleriyle kalbim deliler gibi atmaya başladı. Agah Bey'in odama gireceğini düşünürken ayak sesleri uzaklaştı ve büyük kapılı odanın kapısı açılıp kapandı. Yine ilk hanımının odasına gitmişti. Boşuna umutlanmışım diyerek mutsuz bir şekilde yatağıma uzanacakken büyük kapılı odadan yine bağırış sesleri gelmeye başladı. Agah Bey korkunç bir öfkeyle bağırıyordu. Sadece onun sesi geliyordu. Acaba karısına neden bağırıyordu? Acaba başıma gelenlerin sorumlusu karısı mıydı? Odanın kapısı aniden açıldı ve korkunç bir gürültüyle tekrar kapandı. Sinirli ve sert ayak sesleri yeniden odamın önünde durdu. Düşünmeye bile fırsat bulamadan Agah Bey kapıyı açıp içeri girdi. Heyecandan nefesim kesilmişti. Hemen ayağa kalktım. Hoş geldin dedim. Cevap vermeden yaklaştı ve sedire oturdu. Gel otur konuşalım biraz dedi. Meraklanmıştım. Benimle ne konuşmak istiyor olabilir ki? Yoksa pişman olmuş, vaz mı geçmişti benden? Yanına geçip oturdum. Oturduğum yerden, dizlerimi sıkıyor, bana söylemesinden korktuğum şeylere kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Cebinden bir şey çıkardı. Dizimdeki elimi aldı ve avcuma bir muska bıraktı. Şaşırmıştım. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Bu muskayı tak. Banyoya girdiğinde bile sakın çıkarma. Yeni gelinsin. Seninle hiç ilgilenemedim. Kusura bakma dedi. Günlerdir içimde taşıdığım o mutsuzluk ve ağırlık hissi bir anda yok olmuştu. Yerine şaşkınlık ve sevinç gelmişti. O gece Agah Bey benimle kaldı. Hatta ondan sonraki gecelerde artık tüm gün konakta tek başıma kalmama izin vermiyordu. Sabah erkenden beraber tarlaya gidiyorduk. O çalışanlarla ilgilenirken ben de gölgede oturuyor onları izliyordum. Akşam olunca da Beraber konağa dönüyorduk. Aylar bu şekilde geçip gitti. Evlenen neredeyse bir yıl olmuştu. Ve ben altı aylık hamileydim. Daha mutlu olamazdım. Agah Bey bugün çıkarken evde kalmamı söylemişti. Eve hoca geleceğini, bana da bakacağını, bebeğin sağlıklı olup olmadığına emin olmamız gerektiğini, işlerini erkenden halledip hocayı karşılamak için geri döneceğini söyledi. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyduğunu anlamamıştım. Konakta büyük bir hazırlık vardı. Hoca için yemekler yapılmış, sofralar kurulmuş. Hocanın önceden istediği malzemeler hazırlanmıştı. Öğrendiğime göre, yan köyden gelen Sadık Hoca her yıl düzenli olarak konağı ziyaret eder, konağı ve içindekileri okur, üflermiş. Uzun bir bekleyişin ardından hoca efendi ve yardımcısı gelmişti. Oldukça yaşlı bir adamdı. Elindeki bastonu tutarak zar zor yürüyordu. Hoca herkesle tek tek selamlaştı. Hiç vakit kaybetmeden konan tüm odalarını gezmeye başladı. Sıra büyük odaya geldiğinde içeriye sadece Hoca Efendi, yardımcısı ve Agah Bey girdi. Münevver abla hadi gel onların işi uzun sürer biz bahçede bekleyelim dedir. Bahçeye girip sedire oturduğumuzda neredeyse buraya geleli bir sene olacak ama ben büyük hanımı ne görmüştüm ne de duymuştum. Münevver abla. Büyük hanım neden hiç dışarıya çıkmıyor? Agah Bey hariç o odaya niye kimse girmiyor? Münevver ablanın yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. Normal görünmeye çalışarak büyük hanımın geçmeyen bir rahatsızlığı var. Bu yüzden odasına kimse girmez. Onun da çıkmaya gücü yok. Yemeğini biz götürüp getiriyoruz. Sen görmemişsindir dedi. Verdiği cevap beni tatmin etmemişti. ''Ebukat'ın tuvaletine mi gitmiyor?'' diye sordum. Münevver abla iyice rahatsız olmuş bir şekilde sesini hafifçe yükselterek ''Tabii ki gidiyor, sen denk gelmemişsindir.'' diyerek tekrarladı. Münevver abla sinirlenmişti. Onu daha fazla kızdırmamak için sustum. O sırada hoca yardımcısı ve Agah Bey sonunda gelmişti. Hoca efendi bahçedeki masaya oturdu. Oldukça yorgun bir hali vardı cebinden çıkardığı mendille terini siliyordu. Münevver abla hadi dedi muskanı çıkar hoca efendiye verelim. Ben de muska olduğunu nereden biliyordu anlamamıştım. Sanırım Agah Bey'den duymuş olmalıydı. Konakta yaşayan herkes hocanın önünde el pençe durmuş sırayla muskasını ona veriyor. Hoca efendi de eski muskayı cebine koyup yenisine çıkarıyor okuyup üfleyip veren kişinin boynuna asıyor. Sıra bana geldiğinde muskamı hocaya verdim. Aynı şekilde eskisini cebine koydu. Yenisini boynuma astı. Ama beni okuyup büflemesi diğerlerine oranla daha uzun sürmüştü. İşi bittiğinde yardımcılarından bir kutu aldı ve bana uzattı. Al kızım, bu macunu her gece yatmadan önce karnına sür. Bebeğin rahat etsin dedi. Neden bana böyle bir şey verdiğini ne işe yaradığını anlamamıştım ama itiraz etmeden alıp teşekkür ettim. Hocanın işi bittiğinde hava çoktan kararmıştı. Agah Bey hocayı dışarıya kadar uğurladı. Açık olan bahçe kapısında Agah Bey'in hocaya büyükçe bir kese verdiğini gördüm. Münevver abla Agah Bey hocaya ne veriyor diye sorduğumda bir kese altın dedi. Sonraki günler sakin geçmişti. Hamileliğim ilerliyordu. Ama artık çabuk yorulduğum için beni tarlaya götürmüyordu Agah Bey. Evde kaldığım bir gün yine odamda oturmuş bebeğim için patik örüyordum. Elimdeki işe dalmışken koridorda koşuşturan ayak sesleri dikkatimi çekti. Sanki küçük bir çocuk koridorda koşuyormuş gibi sesler geliyordu. Bir süre kulak kabarttıktan sonra yerimden kalktım. Koridora çıkıp etrafa baktım ama kimse yoktu. Tam odama girecekken gözüm büyük kapılı odaya takıldı kapı hafifçe aralanmıştı. Bir yıldır buradaydım ve ilk kez odanın kapısını açık görmüştüm. Odama girmeliydim ama dayanamadım. İçim içimi kemiriyordu. Hanımı bir kez olsun görmek istiyordum. Derin bir nefes aldım. Tedirgin adımlarla odaya doğru ilerlemeye başladım. Kapıya geldiğimde içeri girip girmemek konusunda tereddüt ettim. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Kapıyı hafifçe ittim Pencereler kalın perdelerle sımsıkı kapatılmıştı. İçerisi zifiri karanlıktı. İçeriği daha iyi görebilmek için bir iki adım daha atacaktım ki içeriden gelen küçük bir çocuğun kıpırdamasıyla olduğum yerde donup kaldım. Bir anda odanın kapısı aniden öyle sert bir şekilde kapandı ki bana çarpmasıyla sırt üstü yere kapaklanmam bir olmuştu. Çok sert düşmüştüm. Kapı karnıma çarpmıştı. Şaşkınlık ve korku içinde kendimi toparlayıp kalkmaya yeltendiğim anda karnımdaki korkunç ağrı kalkmamı engelledi. Acıdan kıvranıyordum. Ne olduğunu anlamadım. Zoraki bir şekilde yerimden doğrulduğumda koca bir kan gölünün içinde yattığımı gördüm. Dehşet içinde boğazım yırtılırcasına çığlık atmaya, yardım istemeye başladım. Sesimi duyup gelen Hacer abla halimi görünce Feryat ederek bana koşmuş. O da var gücüyle Hikmet amcaya seslenmiş. Sesimize gelen Hikmet amca beni kucakladığı gibi traktörün kasasına yatırıp Acar teyze de yanıma binip beni sıkıca tutmuştu. Bahçede olanları gören menem verse siz yola çıkın ben Agah Bey haber vereceğim diyerek arkada kalmıştı. Traktörün sarsıntısı çektiğim acı kaybettiğim kanın da etkisiyle kısa süre sonra kendimi kaybetmiştim. Gözlerimi açtığımda kasaba hastanesindeydik. Kendimi çok halsiz ve bitkin hissediyordum. Uyandığımı gören hemşire kapıya koşup birini çağırdı. Odaya giren Agah Bey'di. Yüzünde korkunç bir ifade vardı. Sanki bir günde yaşlanmıştı. Gelip bir sandalye çekti. Sakince yanıma oturup elimi tuttu. İyi misin diye sordu. Yüzündeki acı beni korkutmuştu. Ben iyiyim. Peki ya bebeğim diye sordum. Agah Bey Başı neydi? Yüzüme bakamıyordu. Anlamıştım. Bebeğim ölmüştü. Gözlerimden taşan yaşlarla feryatlar ederek ağlamaya başlamıştım. Sinir krizi geçiriyordum. Beni sakinleştirmeye çalışan Agah Bey sonunda hemşireyi çağırdı. Gelen hemşirenin yaptığı iğneyle üzerime bir ağırlık çöktü ve uykuya daldım. Bir süre sonra uykumun arasında Hikmet amca ve Agah Bey'in konuşmasını duydum. Agah Bey Hoca da yeni geldi. Böyle bir şey nasıl olabilir diyordu. Hikmet amca ise vallahi bilmem ki beyim. Biz de şok oldu. Münevver ve Hacer de eve girmeye korkar oldular. Sadık Hoca tekrar gelse iyi olur cevabını verdi. Agah Bey de oradan geliyorum. Sadık Hoca vefat etmiş. Artık ondan yardım alamayız dedi. Neden bahsettiklerini anlamıyordum. Daha fazla uyanık kalamadım. Tekrar uykuya daldım hastanede bir hafta kadar kalmıştım. Toparlanmam uzun sürmüştü. Tekrar konağa dönmek istemiyordum. Orası benim için kabustan farksızdı. Ama artık baba evime dönemezdim. Ailem beni kabul etmezdi. Taburcu olacağım gün gelip çatmıştı. Agah Bey ve Hikmet amca beni almaya gelmişlerdi. Konağa döndüğümüzde bahçe kapısında dondum kaldım. İçeri girmeye korkuyordum. Agah Bey elini omzuma koydu. Korkma dedi. Seni bir daha korumasız bırakmayacağım. Ona güvenmekten başka çarem yoktu. Konaktan içeri girdim. Mineben abla ve Hacer abla beni içeride karşıladılar. Bana uzun uzun sarıldılar. İkisi de çok üzgün görünüyordu. Ayaklarım titreye titreye üst kata çıktım. Koridor tertemizdi. O günden geriye hiçbir iz kalmamıştı. Ama ben yaşadıklarımı asla unutmayacaktım. Gözlerim tedirginlikle büyük kapılı odaya kaydı. Kapı boydan boya, muskalar ve dualarla mühürlenmişti. Şaşkındım. Neden böyle bir şey yapmışlardı ki? Kelimeler ağzımdan çıkmıyordu. Sadece elimle kapıyı işaret edebildim. Agah Bey, düşünme sen bunları. Gel odaya geçelim dedi. Tüm gün yeniden kalkmama izin vermediler. Agah Bey sürekli yanımdaydı. Benimle yakından ilgileniyordu. Fiziksel olarak çok yıpranmıştım. Ama asıl yara ruhumdaydı. Doğmasına sadece birkaç ay kala bebeğimi kaybetmiştim. Gece olmuş, yatma vakti gelmişti. Agah Bey tüm gün yanımdan ayrılmamıştı. Birlikte yatağımıza girmiş, uykuya dalmıştık. Kendimi o kadar yorgun hissediyordum ki, yatar yatmaz uykuya daldım. Uykumun arasında nefes alamadığımı hissetmeye başladım. Derinlerde bir yerden bir ses, ''Hocamı çaldın.'' diyordu. Bilincim yarı kapalıydı. Rüya gördüğümü sanmıştım. Ama ses gittikçe yükselmeye, nefesim daha da kesilmeye başlamıştı. Gözlerimi açtığım anda üstüme oturmuş simsiyah bir şeyin boğazımı sıktığını gördüm. Nefes alamıyordum. O da zifiri karanlıktı. Boğazımı kimin sıktığını göremiyordum. Bilincimi yitirmeden bir şeyler yapmalıydım. Kendimi sıkıyor zorluyordum. Sonunda elimi zar zor da olsa hareket ettirmeyi başardım sert bir şekilde yanında uyuyan Agah Bey'e vurdum. Uykusundan sıçrayan Agah Bey uyku sersemi bir şekilde ne olduğunu anlayamadı. Sonra durumun farkına vardı. Siyah gölgeyi üzerimden attı. Koşup gaz lambasını yaktı. Odada ikimizden başka kimse yoktu. Agah Bey odadan sakın çıkma. Muskana sarıl ve dua et. Ben gelene kadar bekle dedi. Ne olduğunu sormaya fırsat vermeden fırlayıp çıktı. Kapıya koşup arkasından seslenmiştim ama o çoktan gitmişti. Arkasından bakıp kalmıştım. Tam odama gelecekken büyük kapılı odaya baktım. Tüm muskalar yerlere saçılmış, tüm duaların üzerleri kazınmıştı. Kapı ardına kadar açıktı. Dehşet içinde hemen odama kapandım. Yatağıma koşup boynumdaki muskaya sarıldım. Korku içinde dua etmeye başladım. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen Agah Bey bir türlü gelmiyordu. Alt kattan gelen bir kadın çığlığıyla yerimden sıçradım. Kim neden bağırmıştı bilmiyorum. Ama artık burada daha fazla duramayacaktım. Ani bir kararla yataktan kalktım. Gaz lambasını aldım ve hızla odadan çıkıp alt kata indim. Agah Bey sesleniyordu. ama sesimi duyan yoktu. Mutfağa doğru giderken arkası dönük halde yere bakan Agah Bey'i gördüm. Geldiğimi görünce Arkasını dönüp bana baktı. Ayaklarının dibinde yatan cesedi görünce kendimi kaybetmiş bir şekilde çığlık atmaya başladım. Münevver abla Agah Bey'in ayaklarının dibinde boynu ters dönmüş bir şekilde yatıyordu. Hikmet amca ve Hacer abla az ötede çöktükleri yerde sessizce ağlıyorlardı. Agah Bey telaşla bana doğru atıldı. Çırpınıp ondan kurtulmaya çalışmama rağmen beni suttu ve ağzımı kapattı. Sus dedi. Seni derhal buradan götürmeliyim. Beni tuttuğu gibi dışarı sürükledi. Arabaya bindik. Yola çıktık. Arabada ağlıyordum. Münevver'e ne yaptın diyerek haykırıyordum. Sakin ol. Ben bir şey yapmadım. Çığlığını duydum koştum. Ama yetişemedim. Onu bulduğumda çoktan ölmüştü. Peki kim yaptı bunu? Agah Bey kendi kendine vırıldanmaya başlamıştı. Seni eve geri götürmek büyük bir hataydı. En başında seninle evlenmemeliydim. Hayatını mahvet. Seni çok kıskandı. Hamile kaldığını öğrenince de kontrolden çıktı. Ne yaparsam yapayım, onu bir türlü kontrol altına alamadım. Seni buraya getirmemeliydim. Agah Bey'in koluna yapacağım. Kimden bahsediyorsun dedim. Bana baktı. Karından dedi. Münevver havlayı büyük hanımı öldürmüştü. Beni de mi öldürecekti? Bir anda arabanın önünde karanlık bir gölge çıktı. Agah Bey ona çarpmamak için direksiyonu kırdı. Arabanın kontrolünü kaybedip bir süre yalpaladı. Sonunda tekrar arabanın kontrolünü sağladı. Bu gece bitecek. Yıllardır bu çileyi çekiyorum. Anlaşmayı onlar bozdular. Kurallara uymadılar. Neden bahsettiğini anlamıyordum. Agah sonunda arabayı çorak bir tarlada durdurdu. Arabadan çıktı. Gel dedi. Ne yazık ki bu konu seni de ilgilendiriyor. Elimizde lambalarla, tarlada zorlukla ilerledik ve bir yere geldik. Agah Bey lambayı yere bırak. Sen kenarda dur ve hiçbir şeye karışma. Ne olursa olsun sesini çıkarma dedi. Yere diz çöktü. Elleriyle toprağı kazmaya başladı ve bir yandan da konuşuyordu. Bir şeyler anlatıyordu. Babam çok zengin bir adamdı ama paranın çözemeyeceği bir derdi vardı çocuğu olmuyordu. Gitmediği doktor, gitmedi hoca kalmamış. Ama bir türlü derdine bir çare bulamamış. Sonunda Sadık Hoca'yı bulmuş. Konağa gelen hoca, Sadık Hoca sayesinde bir cin kabilesiyle anlaşma yapmış. Cin kabilesi, babamın çocuğunun olmasını sağlayacaklarını ama karşılığında bir şartlarının olduğunu söylemişler. Doğan erkek evlat, yetişkin yaşa geldiğinde kabileden seçilen bir cinle evlenmek zorundaymış. Babamın adı köyde kısara çıktığı için bunu gururuna yediremiyormuş. Cin kabilesi soyumun devam etmesi için bir insan kadının kumu olarak alınmasını da kabul etmiş. Genç yaşımda tam burada düğünüm yapıldı. Bir cinle evlendim. Annem ve babam çok geçmeden peş peşe vefat ettiler. Konaktaki yardımcılar olmasa yalnızlıktan aklımı kaçırabilirdim. Bu cinden bir oğlum oldu. Bu hayata daha fazla katlanamayacağımı düşündüğüm anda seni gördüm. Seninle birlikte yalnız hayatıma anlam katabileceğimi düşündüm. Fakat mutlu olmama izin vermedi. Bebeğimizi öldüren oğlumdu. Karımın da hedefi sendi. Ama münevver seni korumaya çalışınca canından oldu. Oğlum da karın da kuralları çiğnediler. Anlaşmaya karşı geldiler. İşini bitiren Erdah Bey ayağa kalktı kazdığı yerden bez bir torba aldı. Torbayı çıkarmasıyla etrafımızda sert bir rüzgar eşliğinde yüzlerce gölge sardı. Karanlıkta onları seçmek çok zordu. Ama hemen önünde duran iki koyu karartı sanki yere diz çökmüş gibi hareketsizce duruyorlardı. Onların kim olduğunu hemen anlamıştım. Onlar cinniya ve oğluydu. Etrafımızı sarmışlardı. Korkuyla başımı eğdim. Agah Bey sesi titriyordu. Ama yine de dimdik ayaktaydı. Cinniya oğlum anlaşmayı bozdu. İnsan bebeğimin kanını akıttılar. Bir insanın kanını akıttılar. Bu anlaşma burada biter. Cinniya oğlumu alın diye sert bir şekilde bağırdı. Elindeki torbayı yere bıraktı. Lambalardan birini aldı. İçindeki gazı torbaya döktü ve ateşe verdi. Torba ateş aldığı anda gölgeler şiddetli bir şekilde çığlık atmaya, ferrat etmeye başladılar. Sesleri korkunç bir uğultuya dönüşen gölgeler, geceyi karışıp yok oldular. Rah olduğu yerde dizlerinin üzerine çöküp kalmıştı. Ölümü göze almış, onlarla olan anlaşmasını sonlandırmıştı. Her an düşüp kalacakmış gibi duran Agah Bey'in yanına koşup onu tuttum. Şimdi ne oldu? Her şey bitti mi diye sordum. Agah Bey derin bir nefes alıp yüzünü ovuşturdu. Karımı ve oğlumu alıp götürdüler. Bu onları son görüşümüz olmalı. Bu tarla babamdan bana kalan tarlalardan biri. Büyüyü buraya yapıp buraya gömmüşler. O günden beri bu tarla bir daha yeşermemiş. Buranın bereketi babama geçmiş ben doğmuşum. Sana olanlardan sonra Sadık Hoca'ya koştum. O da yıllarca yaptığı hatanın bedelini cinniaya mukavemet ederek ödemişti ondan yardım istemek için gittiğimde öldüğünü öğrendim. Peki artık bizi rahat bırakacaklar mı diye sordum. Agah Bey elimi tutup hafifçe sıktı. Anlaşmanın kurallarını onlar bozdu. Kabileyle aramda hiçbir bağ kalmadı. Agah Bey bana tutunarak zar zor ayağa kalktı. Yüzünde buruk bir mutluluk vardı. Beraber arabaya bindik. Yola çıktık. Agah Bey konağa doğru değil, kasabaya doğru sürüyordu arabayı. Artık o konağa dönmek istemiyorum. Orada hiçbirimizin güzel anıları yok. Münevveri defnettikten sonra Hacer abla ve Hikmet amcayı da aldıracağım. Yeni bir yerde, yeni bir hayata başlayacağız dedi. Şafak sökmüştü. Güneş doğuyordu. Yeni bir günle birlikte bizim için de yeni bir hayat başlıyordu.''